Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. 2. ünite sınırları zorlayan test 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. İlker elektrikli arabasıyla 750 kilometrelik bir yolculuğa çıkacaktır. Arabasının enerji yakıt seviyesi 8 eş bölmeden oluşmaktadır. Aşağıdaki şekil 1'de yolculuğa çıkmadan önce, şekil 2'de ise yolculuğun 8 bölü 15'i bittiğinde enerji yakıt seviyesi verilmiştir. Buna göre İlker arabasını enerji şarj istasyonuna bağlamadan kaç kilometre daha yol gidebilir demiş. Arkadaşlar, bize 15 ile anlattığı için biz ilk önce 750'yi 15'e bölelim. 50 yapar. 50 ile de 8'i çarpıyorum. 400 kilometre. Yani arkadaşlar bakın. Kaç bölme gitmiş bakalım. Şu anda 1, 2, 3, 4. 4. bölmede 1, 2, 3, 4. Bakın burada 1, 2, 3, 4. 4 bölmede arkadaşlar 400 kilometre gitmiş. 400'ü geliyoruz 4'e bölüyoruz. 100 kilometre. Peki kaç bölme daha kaldı? 1, 2, 3. 3 bölme daha enerji yakıtı var arkadaşlar. 100'ü 3 ile çarpıyorum. Ve de diyoruz ki İlker arabasını enerji şarj istasyonuna bağlamadan 300 kilometre daha yol gidebilir. A şıkkımızı işaretledik. Güzel ailesi Ankara-Eskişehir hattında yüksek hızlı tren ile yolculuk edecektir. Yüksek hızlı trende bilet fiyatları trenin boş koltuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Boş koltuk sayısı tüm koltukların 2 bölü 15'inden fazla kalırsa kişi başı bilet ücreti 120 TL, 2 bölü 15'i ve daha az olursa kişi başı bilet ücreti 150 TL'dir. Bu hatta yer alan yüksek hızlı trenin koltuk yerleşim planı aşağıda verilmiştir. Bu yerleşim planına göre biletlerini alan 3 kişilik güzel ailesinin bilet ücretleri toplamı kaç TL'dir diye bize sormuş. Arkadaşlar şimdi sayalım bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane. Bir sırada 5 koltuk var. 15 sıra var. 15 çarpı 5'ten toplamda 75 koltuk var. Şimdi ben 75'in arkadaşlar 2 bölü 15'ini bulacağım. 75'i 15'e bölüyorum. 5. 5 ile de arkadaşlar 2'yi çarpıyorum. 10. Yani 10 koltuktan fazla kalırsa arkadaşlar kişi başım ne kadar ödüyorlardı? 120 TL. Eğer 10 koltuktan az olursa 150 TL ödüyorlar diyoruz arkadaşlar. Ben şimdi ne diyorum? Şimdi arkadaşlar diyoruz ki kaç tane boş koltuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane boş koltuk var arkadaşlar. Atıyorum 3 kişilik güzel ailesinden birinci kişim koltuğunu alırken arkadaşlar 11 tane boş koltuk olduğu için 120 TL'den alacak. Şu anda 10 koltuk boş kaldı. İkinci kişiye bilet alınırken arkadaşlar bakın 10 ve daha fazla olursa 150 TL demiştik. 10 koltuk olduğu için 150 TL'den alacak. Sonra 9 koltuk boş olacak. 9. koltuğu da arkadaşlar 150 TL'den almış oluyor. Buranın toplamı 420 TL yapar arkadaşlar. C şıkkımızı 420'yi işaretledik. Aşağıdaki şekil 1'deki terazide kırmızı kutuların kütleleri eşit olup mavi kutunun kütlesinden farklıdır.
Kırmızı kutulardan biri alındığında terazinin göstergesi şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre mavi kutunun kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın şimdi şekil 1'de yazalım buraya. 2 tane kırmızı, bir tane mavi kutu var. Şekil 2'de ise bir tane kırmızı, bir tane mavi kutu var. Bu ikisi arasındaki fark arkadaşlar bir kırmızı kutudur. Ama bize soru da demiş ki mavi kutunun kütlesini bul demiş. Arkadaşlar biz buradan mavi kutunun kütlesini bulamayız. Dolayısıyla bu soru yanlış. Bizden kırmızı kutunun kütlesini istiyor. Hangisi olabilir demiş. Şimdi şekil 1'de arkadaşlar bakın tam 7 kilogramda. Şekil 1 7 kilogram. Şekil 2'de ise arkadaşlar bakın 5 ile 6 arasında bir değer. Yani 5 kilogram ile 6 kilogram arasında bir değer. Ben diyorum ki ilk önce 7'den 5'i çıkarayım. En fazla kırmızı kutunun ağırlığı 2 kilogramdır. En az ise 1 kilogramdır. Yani arkadaşlar 1'den büyük, 2'den küçüktür. Şıklarıma bakıyorum. 5 bölü 8 bu bir basit kesir olduğu için arkadaşlar 0 ile 1 aralığında. 3 bölü 4 bu da bir basit kesir olduğu için 0 ile 1 aralığında. 7 bölü 4'ü ben 1 tam 3 bölü 4 olarak yazarım. Ve bakın bu da 1 ile 2 aralığında oldu. 5 bölü 2 de 2 tam 1 bölü 2'dir. Yani 2 ile 3 aralığındadır. 1 ile 2 aralığındakini istediğimiz için C şıkkımızı işaretledik. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. Aşağıdaki şekilde eşit kapasiteli olan KL ve M havuzları tamamen doludur. Altta bulunan farklı kapasitedeki N havuzu ise tamamen boştur. KL ve de M havuzları altında bulunan musluklar açılarak K havuzundaki suyun 2 bölü 5'i, L havuzundaki suyun 1 bölü 4'ü, M havuzundaki suyun 3 bölü 20'si N havuzuna boşaltılıyor. Buna göre son durumda havuzlarda bulunan su miktarlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Arkadaşlar şimdi K 5 bölü 5 olsun. 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkarıyorum. Geriye 2 bölü 5 kalıyor. L 4 bölü 4 olsun. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Geriye 3 bölü 4 kalıyor. M 20 bölü 20 olsun. 20 bölü 20'den 3 bölü 20'yi çıkarıyorum. Geriye 17 bölü 20 kalıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim yazalım. K, L, M bir de N'yi bulacağız. N arkadaşlar tamamen boştu. K'dan 2 bölü 5 geliyor. Artı L'den 1 bölü 4 geliyor. M'den de 3 bölü 20 geliyor. Burayı 5 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 8 bölü 20 artı 5 bölü 20 artı 3 bölü 20. Bakın burası 16 bölü 20 oldu. Gelelim buraya N'ye 16 bölü 20 diyelim. Birazcık bunları boşluk bırakarak yazalım. K, L, M ve de N. N 16 bölü 20. 2 bölü 20 pardon 2 bölü 5'i K'ya bakıyoruz. 2 bölü 5'i 4 ile genişletiyorum. 8 bölü 20. 8 bölü 20. L'ye geldim. 3 bölü 4'ü 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 20. 15 bölü 20. M'ye geliyorum arkadaşlar. 17 bölü 20 olarak vermiş zaten. Direkt 17 bölü 20'yi yazalım. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. En küçükleri 8 bölü 20 olduğu için K küçüktür dedim. Sonra L, sonra N, sonra M geliyor arkadaşlar. Şıklarıma baktığım zaman
Doğru cevabım C şıkkında olduğu için C'yi işaretledim arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.